Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları. E-Yayınları sayfa 81 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları. E-Yayınları sayfa 81A aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Müminlerin özelliklerinden 5 tanesini söyleyiniz. Cevap: İnsanlar arasında adaletle hükmederler. Allah'a asla şirk koşmazlar. Bol şeylerden tümüyle yüz çevirirler. Anne babalarına öf bile demezler. Namazlarını huşu içinde ve doğru kılarlar. 2. Müminler yoksulun hakkını nasıl gözetirler? Anlatınız. Cevap: Müminler yoksulun haklarını gözetir. Onlara saygı duyar, bazı hakları ve öncelikleri onlara tanır. Aslında bu vicdani bir sorumluluktur. Ayrıca bu görev ve haklarını gözetme konusunda Peygamber Efendimiz s.a.v. bu konuda müminlerin kardeş olduğunu, birbirlerinin koruması gerektiğini buyurmuştur. Üçüncü emri bil maruf nehyi anil münker ne demektir? Açıklayınız. Cevap: Emri bil maruf ve nehyi anil münker, Arapça, iyiliği emretmek ve kötülükten men etmek anlamına gelen bir Kur'an kökenli bir Arapça ifade. Kur'an'da çeşitli ayetlerde geçen bu ifade bugün bir deyiş gibi günlük yaşamda da kullanılmaktadır. İslami bir anlamı olan ve İslam dininin kutsal kitabı Kur'an temeli bir ifade olan emri bil maruf ve nehyi anil münker, insanlara iyiliği emretmek ve insanları kötülükten sakındırmak, men etmek anlamındadır. Dördüncü israf ile ilgili bir ayet meali söyleyiniz. Cevap: Bu konuyla ilgili en açık ayet ise Araf suresi 31. ayette geçen "Ey Ödem oğulları! Her mescitte ziynetinizi takının, güzel ve temiz giyinin. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez" uyarısıdır. B. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru seçeneği bulup işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi müminlerin özelliklerinden değildir? A. Özü ve sözü doğru kimselerdir. B. Namazlarını huşu içinde kılarlar. C. İyiliği emreder, kötülüğü engellerler. D. İsraf olmaması için mallarını kimseyle paylaşmazlar. Cevap: D. İkinci aşağıdaki ayetlerden hangisi israftan ve cimrilikten sakınmakla ilgili değildir? A. Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Furkan Suresi 67. Ayet. B. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Bakara Suresi 3. Ayet. C. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır. O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. İyi İmrin Suresi 180. Ayet. D. Bu, doğrulara, doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlara içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve kazanç budur. Mide Suresi 119. Ayet. Cevap: D. Üçüncü aşağıda verilen Yüce Allah'ın esmadi hüsnalarından hangisi güzel davranan, bağışlayan, ikram eden, iyilik eden anlamındadır? A. El-Muhsin. B. El-Mini. C. El-Basit. D. El-Vedet. Cevap: A. Temel Dini Bilgiler E-Yayınları İslam Bir Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 81 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.